Doğan Yılmaz Sulayoğlu. Şimdi ben Horgos Rösk'ü kapısını kullanmayacağım. Çünkü biliyoruz tecrübemiz üzerine orası daima yoğun oluyor. Ben kesinlikle Herjex Zanto kapısına gideceğim. Macar tarafının ismi de Sırp tarafı neydi? Brek bilmem ne. Neyse unuttum. Oraya gidiyorum. Navigasyona orayı verdim. 603 kilometre yaklaşık 6 saat sürecek diyor. Onu da bildirmek istedim. Yeni hız sınırı tabelasını gördünüz. Burası da saatte 130 km hız limiti var. Hep bildiğimiz şeyler, hep aynı şeyleri tekrarlıyoruz ama mecbur kalıyoruz. Sırbistan'da vinyet yok, mod sistemi var. İlk gelen gişede bilet çekiyorsunuz. İkinci gişede bileti elemana veriyorsunuz ve ücretini ödüyorsunuz. Toplam 2 ödeme yapacağız. Yaklaşık 19 euro. Bana yorumlarda sorman yine. Orhan abi, Sırbistan'da vinyet var mı? Abi izle videoyu. Gişeleri gösteriyorum. Biri sormuş abi, gişelerde ne yapacağım? Gişelerde mi para ödüyorum? Biri yazmış abi, gişelerde vinyet mi alıyorum? Abi bu nedir ya? İzle videoyu, anlatıyoruz. Enteresan. Ne enteresan insanlarla karşılaşıyoruz ya. Hem real hayatta hem de sanalda. Biraz kafayı çalıştırın ya. Askerde bize telsiz kullanmayı şöyle öğrettiler. Önce düşün, sonra bas, sonra konuş. Niş 140 kilometre ve hemen ülkeye girer girmez bakın ilk gişemiz geldi. Bu taraftan 3 kere olacak. Ben Bulgaristan güzergahını kullananlar evet onlar 2 ödeme yapıyor. Buradan 3 ödeme yapmamız gerekecek. Daha doğrusu yanlış bilgi verdim. Burası da 2. Çünkü öbürü Niş Dimitrograd arası ödeniyor. Ben şimdi Makedonya'dan gittim. Yine Niş'e doğru yol alıyorum. Arkadaşlar en az 10 sene oldu ben bu güzergahtan gitmeyeli. Unutmuş olabilirim ama mantığım diyor ki 2 kere yine. Evet buradan Niş'e kadar sonra da Belgrad'dan Horgos'a kadar. Öyle olması gerekiyor. Tabii ki doğrusunu bu videoda öğreneceksiniz. Baştan sona kadar izleyin. Artık videomda verdiğim bilgilere soru gelirse cevap vermeyeceğim. Bu kadar basit. Hem videosunu çekiyorum, anlatıyorum. Kurguluyorsun, YouTube'a yüklüyorsun. Beyefendi geliyor, videoyu hiç izlemeden soru soruyor. Biz bu videoları niye yapıyoruz? İnsanları bilgilendirmek için değil mi? Ki kimse kusura bakmasın. Çünkü bu dertte sıra yolu yapan her YouTube arkadaşımdan duydum. Hani aynı dertten yanıyorlar.
burası Niş. Niş kavşağına da az kaldı. Birazdan Belgrad ve Sofya vermesi lazım. Belgrad'ı verdi, Sofya'yı niye vermedi? Önemli değil Sofya da, çünkü gurbet yolundayız. Sofya önemli değil. Hani kavşağı bilirsiniz, hatırlayasınız diye, işte o kavşağı. Yaklaşık 4 kilometre var o kavşağı. Niş kavşağına. Şimdi burada bir şeyler yazıyor. Ne yazacak? Evet, pilot 73 kilometre. Belgrad 226. Sofya'yı verdi. Evet, bak ne diyor. Sağ Sofya. Pilot düz Beograd. Belgrad gişelerine geldik. Yoğunluğu görüyoruz değil mi arkadaşlar? Şu yoğunluğa bakın. Enteresan. Gümrük kapısı gibi. Bir saat bekler miyiz burada? Ya da söyleyeyim size, saat akşam 7.50. Bakalım kaç dakikada buradan çıkacağız. Thank you. Bye bye. Evet ahbaplar, ne demiştik, 19.51'de geldik. Şu an 20.10 çıkış. 19 dakika. Güzelmiş. Biliyorsunuz yeni Belgrad çevre yolu yapıldı. Sıla yolunda evet yeni yolu kullandıydım. Hatta güzel bir tanıtım videosu çektim, sizlere sundum. Güzel de izlendi, beğendiniz. Yorumlar da geldi. Çok teşekkür ederim. Tabii ki dönüşü de yine çevre yolu olarak kullanacağım. Evet, bildiğiniz üzere artık Belgrad şehir merkezinden gitmemiz gerekmiyor. Böylece çok zaman ve stresten tasarruf ediyoruz. Birkaç kilometre sonra çevre yolunu vermesi lazım. Ben de ilk defa
bu yönden çevre yoluna çıkacağım için dikkat etmem gerekiyor. Tabelalar ne veriyor bilemiyorum. Zagreb verebilir, Budapeşte'yi verebilir. Bilemiyorum şu an. Gerçi Belgrad da verir. Belki Belgrad merkezi düz verecek. Belgrad çevresini de çevre yolu üzerinden verebilir. Arabaya da sinek girmiş, deli etti beni. Namussuz. 200 kilometre oldu, bir türlü atamadık. Camları aşağı indirdik, bilmem ne. Yok bir inat. İnatçı. Aynı inatçı keçiler gibi bu sinek. Sinek deyince aklıma Kemal Sunal filmi geldi. Biri diyor ki odasında diyor dişi sinek bile uçmayacak. Kemal Sunal diyor ki ya inek uçarsa. Evet. Bizim genç de geldi peşimize. Maşallah var. Sanki altında 500 beygir araba var. Bir basıyor. 20 saniyede peşimde mübarek. İşte o yeni şarj motoru taktım ya, ondan kaynakları biliyoruz. Sıla yolunu da anlatmıştım buna. Araba 400 beygir oldu diye. Öyle fantazi yaptım. Bir diyeyim. Aynen bakın tahmin ettiğim gibi. Düz. Zagreb ve Budapeşte'yi verdi. Geri çevre yolu. Sağdan da Beograd veriyor. Yani Beograd demek Belgrad merkez. Sırplar Belgrad'a Beograd diyorlar. Bilmeyenler için. Ek bilgi olarak kalsın bir yerde. Belki onu okuyup da anlamayanlar vardır. Ya Beograd ne demek? Var böyle insanlar. Gülmeyin ha. Ama buralar bayağı değişmiş değil mi? Nasıl yapmışlar öyle? Şehir merkezine sağdan gidiyor. Orası yeni. İyi oldu. Tamam. Arkadaşlar aynı Sıla yolunda da olduğu gibi Gurbet yolunda da Belgrad yeni çevre yolunu full çekim olarak sizlerle paylaşayım. Ben şimdi burada susuyorum. Güzel müzik eşliğinde. Ben genelde biliyorsunuz uzun yolda damar, arabesk veya fantezi müzikler dinlerim. Evet, burada bir kavşak geliyor, görüyorsunuz. Sağdan devam ederseniz Macaristan güzergahı, yani Budapeşte'yi takip ediyorsunuz. Yok, ben Macaristan'ı sevmiyorum. Macarlar bana soğuk geliyor. Hırvatlar biraz daha sıcak diyorsanız, Hırvat dinleyeceksiniz. O zaman da düz Zagreb takip etmeniz gerekiyor. Macarlar bana da soğuk geliyor. Her son zamanlarda alıştım Macarlara. Artık biraz daha sıcak gelmeye başladılar. Onun için sorun dinle benim için. Bir daha açık söyleyeyim. Macaristan yolu sanki zaman olarak biraz daha hızlı ve fiyattan daha uygun. Neden bunu söylüyorum? 12 mi 14 euroluk vinyet de alıyorsunuz Macaristan için. Bir de evet Avusturya için 9,90 euro, düz hesap 10 euro. Hırvatistan'dan giderseniz yaklaşık 20 euro muydu? 25 euro muydu? Hocam unuttum. Videolarıma bakmam lazım. 20-25 euro civarında maut ödeniyor Hırvatistan'da. Sonra 16 euro oldu. Bir
Haziran 2023 tarihi itibariyle Slovenya vinyetlisi 15 Euro'dan 16 Euro oldu diye biliyorum. Sonra yine Avusturya için vinyet almanız gerekiyor, 10 Euro artı 2 tane de tünel parası ödeniyor. Onlar da ikisi beraber yaklaşık 20-22 Euro'da onlar. Bakın bildiğim, hatırladım. Şimdi kalkıp bir demesin ya Orhan abi onlar 25 Euro. Neyse 25 Euro olsun. Hatırladığımı söylüyorum. Aşağı yukarı. Burada 2 Euro, 3 Euro aramayalım arkadaşlar. Evet, bu yüzden diyorum ki Macaristan üzeri maddiyata bakılırsa daha uygun. Nereye gideceğinize bağlı, yaklaşık yolu 50 ile 70 kilometre arası uzatıyor Hırvatistan'a göre. Ama işte Slovenya'nın vinyetlisini almanız gerekmiyor ve iki tünel parasını ödemeniz gerekmiyor Macar'dan giderseniz. Şu kamyonun sol şeride ne işi var? Of. Arkadaşlar Sırplar da rahatsız. Sırplar rahatsızsa bizim Türkler ne? Trafikten bahsediyorum ha. Trafik şoförlerinden. Sırplar rahatsız. Bizimkiler daha da rahatsız. Koskoca kamyon. 12 tonluktur bildiğim. Ya senin sol şeritte ne işin var? Türkiye'de otoyolda gidiyorum veya bölünmüş yolda 3 şerit, Allah inandırsın, şahitlerim var. Yani arabada şu an hanımla çocuklar var, onlar da gördü. Çünkü sinirlendim bu hususa, o esnada. Abi 3 şeritte de kamyon tır olur mu ya? Var, Türkiye'de her şey mümkün. Biri 80 gidiyor, diğeri 85 gidiyor, onu solluyor. 85 gideni de 88 de başka bir tır solluyor. Mesela bildiğim kadarıyla Avrupa ülkelerinde tırların 3. şeritte, yani en sol şeritte kesinlikle bir işleri yok. Yasak. Çıkmazlar da. Ha, istisna kaydayı bozmaz. Tek tük gördüm. Okey. 10 yılda ben 2 tane gördüm. Bu arada çevre hale devam ediyor. Birazdan bizi eski yola bağlayacak. Dostlar, demiştim ya her Jack Santos'un kapısındaydı Cem'di, ben unutmuşum. O akşam 7'ye kadar açık. Şu an saat 9. Kavuşamayacağım. Ben bir ümit kavuşurum diye öyle düşünmüştüm ama hatta emin olabilmek için demin internetten baktım, kapalı. Yani sabah 7, akşam 7 açık sadece. Bu yüzden de evet, Horgos Röski aşırı yoğun oluyor. Ben de Tompa'ya gitmeye karar verdim. Bakalım Tompa'ya gidelim. Tompa Horgos'a göre biraz daha sakin. Orası da yoğundur da Horgos'a göre biraz daha sakindir. Gerçi Tompa Macar tarafı, Sırp tarafı Sombor'du herhalde, doğru hatırlıyorsam. Evet, Sombor sınır kapısı. Onu haber vereyim dedim. Sonra videoda demeyin ya abi, hani sen Herzog Zantu'ya gidiyordun. Biz gitmek istiyoruz ama kapalı. Adamlar çalışmıyorlar. Ne var yani 24 saat açık olsa? Ha? Memur mu yok? Memur kıttı mı var memlekette? Vardır bildikleri. Bir imkan daha var. Alternatif de diyebiliriz. Ki şu an ben onu yapamam. Geç kaldım. Nasıl oluyor biliyor musunuz?
Zagreb istikametine gidiyorsunuz. Hırvatistan'a giriş yapıyorsunuz. Sonra tekrar Budapeşte yolunu alıyorsunuz. Hırvatistan'da Schengen ülkesi oldu biliyorsunuz bu sene itibariyle. Yani Macaristan'a da olan sınır kapısını kaldırdılar. O da bir imkan. Yalnız Sırp-Hırvat kapısı da yoğun olur. Orada bekleriz. O yüzden gerek duymuyorum. Ha Tompa'da gidip beklemişim, ha Hırvatistan kapısında beklemişim. Ama Hırvatistan'a giderseniz bir ülke fazla görmüş oluyorsunuz sonuç olarak. Onun için ben buna gerek duymuyorum. Ha şöyle olur, bakarsınız Google Maps'te. Tompa çok yoğun, işte Horgos çok yoğun. Sırp-Hırvat kapısı, şu an ismi aklıma gelmiyor. Orası bakarsınız yoğunluk yok. Dediğim gibi yapabilirsiniz. Ama onu da yapacağım bir kere. Bundan sonra daha farklı, daha çeşitli kapılardan, yollardan gitmeye çalışacağım. Ama sezonda değil. Sezonda istediğin yere git, genelinde hep yoğun oluyor. Sezon dışı olursa en azından size gösterme babında, öğretme babında gider, görür ve çekimler yaparım. Evet, navigasyona Tompa'yı verdim arkadaşlar. 160 kilometre gösteriyor halen de. Sinek halen, abi sinek halen arabanın içinde. Camı açayım, belki bu sefer kurtulurum. Böyle bir şey olamaz ya. Ne kadar inat bir sinek. Makedonya'dan beri bizim yanımızda bu sinek. İki tane miymiş? Vallahi bu vesileyle Almanya'ya kaçak gidecekler. Almanya'nın biyotopunu bozacaklar. Evet, 160 kilometre var dedim. 22.40 saat 22.40'te varış saati diye gösteriyor. Şu an saat 9.05 geçiyor. Yani yaklaşık 1,5 saat sonra Tompa'da olacağız. Evet, buyurun size bir gişe daha. Burada yoğunluk var mı? Bekleyecek miyiz? 500 metre var diyor. Akıcı. Yok. Belgrad gişesi yoğundu. Akşam trafiği de vardı demin biraz. Belgradlılar evlerine gidiyorlardı. Çünkü bayağı Sırp plakası da vardı. Gördüm. Sadece bizim gurbetçiler değil. Bakalım burada kaç yumoş bayılacağız. Yazıyor mu bir şey? Ya. Yok pardon, burada bilet çekeceğiz. Aynen, bilet çekiyoruz. Unutmuşum ha. Subotica'da, evet, çıkacağım ya ben. Subotica'da çıkacağım. Orada da ödemesini yapacağız. 2-3 sene önce en son Tompa kapısından gitmiştim. Onun için hatırladım. Aynen. Biletimizi alalım. Ver bileti. Ver. Uğraştırma beni. Ver. Şimdi dostlar, Herceg Zanto
kapısına nasıl gidilir gurbet durumundayken? Anlatayım, belki bir gün birinize lazım olur. Bakın, bu çıkıştan çıkıyorsunuz. Vırbas yazılıyor. Sanırım verbas okunuyor. Bilemeyeceğim tam olarak. Gelin biz buna verbas diyelim. Şimdi buradan çıkıyorsunuz dedim. Verbas. Verbas'tan sonra Kula takip ediyorsunuz. Kula'dan da sonra Sombor takip ediyorsunuz. Sombor'dan sonra doğru hatırlıyorsam Sırbistan tarafındaki hududun ismi Bekibrek. Bekibrek. Macar tarafı ise Hercegzentrum. Yalnız hatırlatayım, dediğim gibi sabah 7, akşam 7 açık. 7'den sonra giderseniz kapalı kapılar önünde bulursunuz kendinizi. Onca yolu geri dönmek mecburiyetinde kalırsınız. Hani bunu da bildireyim dedim. Şimdi birazdan da Subotica çıkışından çıkarken full çekim yapacağım. Yine bilmek isteyenler için Tompa sınır kapısına nasıl gidilir? Evet, bu arada Tompa sınır kapısına 75 kilometre var ve yaklaşık 45-50 dakika sürecekmiş. Şimdi burası Sırbistan'daki son gişeler. 1500 metre var gişeye ve bakın ne oldu. Trafik 1500 metre. Artık kaç saatte çıkarız buradan bilemiyorum. O da bugün cuma. Bir düşünün. Cumartesi veya pazar günü gelecek olanlar ne yapacaklar? Evet dostlar, gördüğünüz gibi ben hala gişede bekliyorum. 1500 metrelik bir kuyruktu. Şu an yaklaşık 45 dakika oldu. Bekliyoruz. Ama burada bir şikayet etmek istiyorum. Genelinde bizim gurbetçiler, yaptığınız büyük terbiyesizlik, büyük saygısızlık, büyük medeniyetsizlik, yüzlerce araç emniyet şeridinden gidiyorlar. Ta bu öne kadar geliyorlar. Bizim önümüze dalıyorlar. Şimdi benim en az, bakın en az 20-25 dakikamı yediniz mi, yemediniz mi? Bırakmıyorum. Bırakmayacağım. Hayır. 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 Birader, bak, emniyet şeridinden gelmekle sizin yüzünüzde... Türk değilmiş. Aber nicht gut. Ich warte schon 45 Minuten wegen euch. Ja. Nein. Das ist echt unverschämt. Echt unverschämt. Lass das echt. Ayıp ya. Ayıp. Öküz gibi. Geç. Geç. Verme. Geç. Geç. Ne yapayım Şat? Ne yapayım? Ne yapayım? Söyle. Ne yapayım? Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Türk sandım, Türk değil. Bielefeld plakalı. Ne bileyim, Yunan mıdır, Sırp mıdır, ne zıkkımsa. Ben de bekliyorum diyor. Bok bekliyorsun. Bunların yüzünden arkadaşlar ben şu an en az 20-25 dakika fazla bekledim. Bu büyük bir terbiyesizliktir. Büyük bir saygısızlıktır. Hala giriyor önüne. Arkadaşını bırakıyor. Bunu bıraktık, o da arkadaşını bırakıyor. Şimdi bana hak veriyor musunuz arkadaşlar? Sinirlenmişim, yüksek sesle konuşuyorum. Normal mı yani yaptıkları? Hiçbirinize hakkımı helal etmiyorum bak. Benim 25 dakikamı çalanlara hiçbirinize hakkımı helal etmiyorum. Zehir zıkkım olsun. Umarım başka bir yerden çıkar.
resmen benim zamanıma, hakkıma tecavüz ettiniz. Yüce Rabbim de bunu başka bir yerden sizden umarım çıkartır. Böyle bir terbiyesizlik olabilir mi ya? Lan herkes bekliyor ya. Adam gibi, insan gibi efendice bekle sıranı ya. Terbiyesizler. Mesela biz Türkleri niye sevmiyorlar? Abi sıra yolunda hiç kimse bizi sevmiyor. Açık ve net söylüyorum bunu. Abi sevmiyorlar bizi. Sevmiyorlar ya. Yıllar önce anlatmıştım, hatırlayacaksınız. Sırbistan'da bir dinlenme testine girişte adam koskoca tabela yazmış İngilizce. No Turkish people. Utanç verici bir şey değil mi? Neden? Düşünün bakalım. O da Türk değil ki. Sadece Türkler mi yapıyor? Bu istisna. Öbürü hepsi Türk. Sırplar da yapıyor gerçi. Bir sürü Sırp plakası gördüm. Herkes bekliyor ya. Sen benim zamanımı, sen benim hakkımı alamazsın. Sana bunu hiç kimse, sana hiç kimse bu hakkı vermiyor ya. Arkadaşlar, açık ve söylüyorum. Sıla yolu artık resmen çile yolu oldu. Ben 35-40 yıldır bu yolu gelip giderim. Son 2-3 yıldır hiç böyle stresi ve yorucu olmadı. Son 2-3 yıldır böyle. Neden kaynaklanıyor? Tabii ki ilk önce Avrupa'da, şimdi sadece biz Türklerden bahsedelim. Bunun Yunanı var, Sırbı var, Bulgarı var, Romanı var, Arnavudu var, Bosnakı var, Makedonyalısı var. Var da var. Hepsi yollarda. Ben şu an sadece biz Türklerden bahsedeyim. Avrupa'da nüfusumuz artıyor değil mi? Yıldan yıla. Çocuklar büyüyor, genç oluyorlar, işte ehliyet alıyor, araba alıyor, sıla yoluna çıkıyor vesaire. Artı malum durum, biliyoruz, uçak biletleri son yıllarda çok pahalandı. Bugün 3, 4, 5 veya 6 kişilik bir aile, inanın mümkün değil uçakla Türkiye gitmesi. Bak, normal gelirlerden bahsediyorum. Aa, ben ayda 10 bin euro kazanıyorum, 50 bin kazanıyorum, 100 bin kazanıyorum. Sen gidersin kardeşim uçakla. Verirsin 3-4 bin euro, 5 bin euro. Normal kazanan biri bu parayı veremez. Yaklaşık 5 euro mudur? Nedir bu, bir ücret ödüyoruz. 5 eurodan fazla da mazot yaktık. Nedir ya? İşte onu diyordum arkadaşlar. Yani kesinlikle işte bu sebeplerden dolayı da sıla yolu, gurbet yolu, çile yolu olmaya başladı. Biz Almanca'da das macht kein Spaß mehr diyoruz. Türkçesini söylemeyeceğim. Almanca bilen yorumlarda yazsın. Almanca bilmeyenler için. Ne demek? Das macht kein Spaß mehr. Evet arkadaşlar, Subotica'dan hemen çıkıyoruz. Bakın, gişelerden sonra gelen ilk çıkıştan çıkıyoruz. Subotica yazılıyor. Sanırım, yok, yine Sırplar Subotica okuyordur. Ben hep Subotica deyip duruyorum. Subotica diyelim hadi. Subotica. İşte. Şimdi Subotica'dan çıktık mı? Sağa saptık. Kapıya yaklaşık 21 kilometre var. Ben şimdi aynı
adamın durduğu yere bak. İntihar etmek istiyor, intihar. Arkadaşlar, aynen o Belgrad çevre yolu gibi bunu da güzel müzik eşliğinde full çekim yapayım. Sınır kapısına nasıl gidildiğini görün. Kelebija. Yaşa. Sırbistan tarafındaki ismi Kelebija. Unutuydum. Aklıma gelmedi. Macar tarafı Tompa. Yani Tompa kapısı dediğimiz zaman hepiniz anlıyorsunuz zaten. Evet, Kelebija hudut kapısına geldim. Geldim derken yaklaşık 1,5-2 kilometre var. Burada görüyorsunuz ne oluyor. Saat 11:20. Artık bakalım kaç saatte çıkacağız. Ki Horgos'a gitseydim kesinlikle daha çok beklerdik. Bu kesin yani. Evet arkadaşlar, ben buraya kadar yürüdüm. Yaklaşık bir tabir edeyim 400 metre rahat. 500 de var, abartmadan 400 diyorum. Buraya kadar yürüdüm. Temiz hava aldım, açıldım. Direksiyonda hanım var. O buraya kadar arabayı getirdi. Fena değil. Yarım saat oldu. 23:20 miydi buraya geldiğimiz? Öyle hatırlıyorum. Şu an 23:50. Yarım saatte buraya kadar geldik. Güzel. Umduğumdan daha çabuk çekti. Tabii önde daha ne var bilemiyorum. Ama buraya geldiğime kesinlikle pişman değilim. Dediğim gibi Horgos Rusya'ya gitseydim iki katı beklerdik. Yani burada iki saat bekliyorsam orada en az 4 saat. Bunu biliyoruz. Zaten bu son. Şimdi burada Sırp'tan çıkış, Macar giriş yaptık mı? Başka da gümrük yok. Başka kontroller olmuyor. Bazen Almanya'ya giriş yaptıktan yaklaşık 10 kilometre sonra inşaat süsü vermişler. Trafiği böyle saatte 20 ile 30 kilometre saatte hızla akıtıyorlar. Ve ne oldu? Niye öyle yaptı? Arkada kaldı bayağı. Okey. İşte polis şüphelendiğini çekip kontrol edebiliyor Almanya'da. Bu da 2020 yılından beri, yani pandemi döneminden beri böyle 3 yıldır devam ediyor. Nedenini bilmiyoruz. Bakın benim emektar ne yapıyor arkadaşlar. Camı da bir silmem lazım değil mi? Aynen. Macaristan'a giriş yapalım. İlk gelen benzin istasyonuna duracağız zaten. Küçük bir moluya ihtiyacımız var. Bir de şu camları sileyim. Leş gibi olmuşlar. Yine bazılarınız ağlayacak. Orhan abi ne kadar pissin. Camını niye silmedin? Bunları defalarca duyduk. Bak az kaldı bu da, gördün mü? Şimdi burada sağa sapıyorlar. Sıradaşlar, sıra yolunda emektarın başına neler geldi? Merak edenler sıra yolu videosunu izlesinler. Gurbet yolunda çok şükür daha bir şey olmadı. Sadece ön sağ far lambası patladı. Ampülü yani. Far derken ampülü. Şimdi birazdan Macaristan'a geçeyim, onu değiştireceğim.
Başka sorun yapmadı şimdiye kadar çok şükür. Tam olarak ne arıza verdi? Ne parçalar değiştirdin? Bana kaç paraya mal oldu vesaire? Bunları bir videoda sizlere açıklayacağım. Birkaç tane soru geldi. Videomda ya ben tam açıklamamışım ya da siz anlamamışsınız. Sorun değil. Bununla ilgili güzel bir açıklama videosu gelecek. Evet, yavaş yavaş hudut görünüyor. Bilmiyorum kameraya yansıyor mu? Yok, yansımıyor. O zaman biraz daha gideyim dere çekeyim. Yansımıyor buradan. Kamera görmüyor. Ben görüyorum. 200 metre var kapıya kadar. Evet dostlar, şu an saat tam 12:20 geçiyor. Yani 1 saattir buradayız. Şimdi kapıya gelebildik. Ya 5. ya 6. arabayız. Tam olarak önümde kaç araba var seçemiyorum. Bu daha Sırp çıkışı. Bak yukarıda ne yazıyor? See you again in Serbia. Seni Sırbistan'da tekrar göreceğiz. Veya görmek isteriz. O anlamda. Evet. Bir de Macar'a giriş var. Onlar daha kötü. Komşu bagaj kontrol. Komşu kontrol. Saat 12:30. Şimdi Sırp'tan çıkışımızı yaptık. Evet, Macar'da da bir saat bekleriz şimdi. Macar da bir saat bekleteceğe benziyor. Evet arkadaşlar, onu da bildirin değil mi? Şu an saat tam 12:30. Evet dostlar, yine yaklaşık 1 saat oldu. 5 dakika sonra 1 saattir Macar'a giriş için bekliyoruz. Yani şimdiye kadar toplam 2 saattir bekliyoruz. Şu an kaçıncıyım? 1, 2, 3, 4, 5, 7 veya 8. Sanırım bir 10-15 dakikaya kalmaz girişimizi yaparız. Bu arada aynen saat 1:30 oldu ki bu Türkiye saati. Aynen Türkiye saati. Sırbistan itibariyle aslında Almanya saatini kullanmamız lazım. Ben birazdan saat de değiştireyim. 12:30 olacak. Bak iyi ki aklıma geldi ha. Evet arkadaşlar, şimdi Macar'a yanına dur. Yanına dur diyor, arkasına duruyorsun. Oraya duracaktım. Bizi takip et. Takip et. Arkadaşlar şimdi Macaristan'a giriş yaptık. Saat 2:10 var.